you <smart noise> Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim sen nasılsın? Hocam iyiyim çözüme hızına etki eden faktörler diyor. Evet ayrıca bir de derişimi böyle araya sıkıştıracağız. O kavramı da öğreneceğiz. Süper. Şimdi temel olarak biz ne yapmıştık? Demiştik ki acaba bir çözelti ne demektir hatırlıyor muyuz? Çözeltiyi oluşturmak için bana bir çözünen bir de çözen, çözen. madde, çözücü madde lazımdı. Ben bir maddeyi diğerinin içinde tamamen dağılacak şekle getirirsem bu arkadaşa bir çözelti diyordum. ama ama tabii şimdi çok temel bir bilgiydi. Ben bunun hep aynı şekilde olmadığını, aynı hızda olmadığını fark ediyorum. Ve diyorum ki acaba ben neler yaparsam bu işi hızlandırabilirim ya da acaba ne yaparsam bu işi yavaşlatabilirim? Bir de işte bu çözücü çözünen oranını değiştirirsem, derişim denen şey ne ola ki detaylarına bakalım. Haydi buyurunuz efendim. Evet, ne yaptık? Dedik ki havalar soğuk, içimiz ısınsın bir böyle çayımız bir. Içerisine. Çay, kahve, sahlep, artık neyi seviyorsanız yazın bakalım gençler hangisini tercih ediyorsunuz? Bir içimiz ısınsın. Güzel ama ben şimdi çayı yapmak istiyorum. İlk adımım ne ola ki? Çay yapmayı bilen arkadaşlar nasıl yapıyorsunuz siz bu çayı? Hocam su kaynaması Heh. gerekmiyor mu? Suyu kaynatıyorum. Bak süpersin. Eğer ben soğuk suya çay yapraklarını, taneciklerini atarsam işlem çok da sanki çabuk olmayacak gibi geliyor ama kaynar suyla ben çay yapraklarını birleştirirsem çay suyun içinde çözünürken işim biraz daha hızlanmış oluyor. O zaman benim için birinci madde ne olacak? Çözünme hızında sıcaklık kavramı olacak. İlk maddem sıcaklık veriyorum ki ben çayı hazırlarken ne yaptım? Suyun içinde çay yapraklarını çözdüm. Yani sıvının içinde ne yaptım? Katı bir madde çözdüm. Sıcaklık arttıkça sıvı katı çözeltisinde hızlanma artıyor, çözünürlük hızlanıyor diyebilirim. Şöyle artışı gösterdim. Peki ben başka bir şey yapsam? Sıvının içinde sıvı çözmek istesem yine madde tanecikleri böyle hani sıcaklığı arttıkça birazcık daha hızlanırlar, hareket hareketlenirler dediğimizde o ısı, ısı sıcaklık kavramlarını falan da belki eski yıllardan hatırlıyoruzdur. Ne oluyordu bizim sıcaklığımız arttıkça madde taneciklerimiz, moleküllerimiz hızlanıyor, hareketleniyorlardı. Hareketleniyorlar. E düşündüğümde şimdi böyle hareketli taneciklerin kaynaşması, birbiri içinde karışması daha kolay. O yüzden yine burada da sıcaklık arttıkça sıvı sıvı çözeltilerde çözülme hızımız artıyor. Peki işleri karıştırdım. Evet, Bir hocam. sıvının içinde gaz maddeyi çözmek istiyorum. Şimdi gaz tanecikleri zaten fıkır fıkır zaten hareketli ya. Bir sıvının içine ve bunları hapsetmeye çalışırsam çözmeye çalışırsam acaba sıcaklığını arttırırsam buradaki çözeltiyi hızlandırır mıyım? Gazın çözülmesini kolaylaştırır mıyım? Yoksa işler birazcık zorlaşır mı diye düşünüyorum. Ve diyorum ki sıcaklık artarsa sıvı ve gaz çözeltisi varsa elimde çözülme hızım yavaşlayacaktır. Ve bu iş birazcık daha zorlaşacaktır. Biraz birazdan daha böyle detaylı örneklerine bakacağız. Şimdi sıcak bir çay yapmıştım. Peki ben iced tea içmek istiyorsam ne yapayım? Soğuk çay mı içiyorum Soğuk hocam. çay yapmak istiyorum. Buzlu çay yapmak istiyorum. Böyle sıcak havada serinlemek hocam, istiyorum. Hocam buzlu çayı, çayı soğuturum. Evet. Ne yaptım? Şimdi ben bir buzlu çay içmek istiyorum. Ne yapayım? Buzlu suya mı çayı koyayım sence? Çok iyi olur hocam. Buzlu suya çayı koydum. Çay yapraklarını olur. bekle ki İki yıl sonra yavaş içersin. yavaş çözünsün. Ya da işte limonu sıktım. O limon tanecikleri suyun içinde çözünecek ki oy 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 oy. Ne oldu? Çok bekledim. O zaman bir önerin var mı bizim için? Hocam sıcak yaptığımı <laughs> soğutayım. Güzel. Önce sıcak yapayım, demleyeyim yani çözülmeyi sağlayayım. Ondan sonra soğutayım. O yüzden de bu tür soğuk karışımlarda direkt soğuk işlem yapmıyorum. Çünkü sıcaklık arttıkça sıvı sıvı ya da sıvı katı çözeltilerde çözülme hızının arttığını artık biliyorum. Güzel. Evet ne yaptık? Bir sıcak içecek hazırlamak istiyorsak Şimdi bilgimizi tekrar pekiştiriyoruz Diyoruz ki çay, kahve, salep gibi bir şey yapıyorsak ne yapacaktık? Hemen sıcak suyu kullanacaktık Ve çözünme hızımızı arttırmış olacaktık Peki soğuk içeceklerden bahsediyorsak Hatta bazı gazlı içeceklerin üzerindeki ibareye etikete bakarsak soğuk ne yazar? Içiniz hocam. Soğuk içiniz Çünkü sıvının içinde gazın çözünmesi daha kolaydır O sıvı ısındıkça taneciklerin hareketi arttıkça gazların orada zapt edilmesi zor olacaktır. O yüzden bu içecekleri gazlı içecekleri sıcak olarak tükettiğimizde sanki gazı kaçmış dediğimiz kavramla karşı karşıya kalacağız. Sıcak içeceklerde sıcaklık bizim için avantaj çözünürlüğü arttırır. Ama gazlı içeceklerden bahsediyorsak soğuk içmeyi tercih ediyoruz. Çünkü sıcaklık bu sefer çözülme hızına ters etki ediyor. Ters orantılı oluyor gençler. Dedik ki tanecik boyutu ya da temas yüzeyi dediğimiz kavram yine çözünürlüğe, çözünme hızına etki eder. Ne demek ki bu? Aslında günlük hayattan çok iyi bildiğimiz bir şey var. Az önceki çayımızı aldık ama şekerli içmeyi tercih edeceğiz. Güzel ne yaptık şimdi günlük hayat örneğimize döndük. Dedik ki çayıma şeker tercih etmiyorum ama hani ola ki canım çekti. Ne yaptım? Toz şekerden bahsediyorum. Küçücük, minicik, ufacık parçacıklar, tanecikleri var. Ben bunu çayımın içine eklersem bıraktığında sence daha mı çabuk çözünür dağılır güzel peki küp şekerden bahsedersem hocam, şimdi karıştırıyoruz bayağı bunu. bayağı bir karıştırmam gerekiyor değil mi çünkü küp şeklinin tamamına o çayın etki etmesi temas etmesi biraz daha zor oluyor yani diyorum ki şu aralarda temas yüzeyim çok daha fazla olduğu için yani tanecik boyutum küçüldüyse işim daha hızlı olacaktır Çözülmem hızlanacaktır ama şu yüzeyin arasında her yere çayımın etki etmesi biraz daha zor olacaktır. O yüzden benim işim biraz daha yavaşlayacaktır. Çözünmem zorlaşacaktır. Hatta dediğin gibi mutlaka dışarıdan bir müdahalede bulunmam, o şekeri böyle kırmam, parçalamam gerekecektir. O yüzden tanecik boyutu ne kadar küçülürse Çözünme hızımız o kadar artacaktır. Yani burada bir ters orantı vardır. Tanecik boyutum küçükse sıvımın o bölgeye gidip de temas etmesi daha kolay olacaktır. Yani temas yüzeyim artarsa ne olacaktır çözünürlüğümün? Hızı artacaktır. Biraz temel bilgi, biraz basit böyle şekil hayal gücünü kullandığımızda bu soruların çok da zor olmadığını zaten göreceksiniz gençler. Peki bitti mi? Tanecik boyutunda hallettik. Az önce sen bir şey demiştin. Ne demiştin şey yapalım. Hocam. Gel şunu. Şey Karıştıralım yapalım. Olmalı. Karıştıralım. Gel bir de onun etkisine bakalım. Evet dedik evet, ki hocam. karıştırma kavramımız var. Şimdi bakıyoruz, diyoruz ki elimizde şekerimizi attığımız ama kaşığımızın olmadığı bir çayımız var. Çok güzel. Bir de oh gayet güzel küp şeker bile atsak kaşığımızın olduğu çayımız var. Ne olacak? Karıştırma gayet basit bir şekilde hepimizin bildiği üzere işimizi hızlandıracak. Ama unutmamak için tabii ki ne yapıyoruz? Yazıyor. Hemen yazıyoruz ve diyoruz ki amanın unutmayalım, dikkat edelim. Birinci adım sıcaklığın etkisini gördük. İkinci adım dedik ki tanecik boyutu önemli. İşimizi hızlandırmak için karıştırma da uygulayabiliriz. İşimiz bitti mi? Hayır. Üzgünüm bitmedi. Hemen dört numaralı özelliğimize gel Geldik. içme dedik içmek afiyet olmak peki bir şey daha var. İçine şeker atıyorum ama ne kadar atsam acaba beni etkiler. Yani ben diyeceğim ki çözünen madde... Miktarı mı? Aynen öyle. Miktarı değişirse acaba işimizin hızlanması, yavaşlaması değişir mi, etkilenir mi? Hemen diyorum ki şimdi bir tane şeker attım. Kısa bir sürede daha çabuk sanki çözündüğünü fark edebiliyorum. Ama ben 5 tane şeker atmaya kalkarsam tabii şeker hastası olma tehlikemi göze alarak... Normalde 8 şeker şeker atıyorum. Uh. şekerli çaya bağlasınız herhalde. Ne olur mide fesadı geçirmenin yanı sıra belki de o 5 şekerin yavaş yavaş karıştırsam da çok daha ağır adımlarla çözünebildiğini fark ederim. Yani çözünen maddem azsa daha az maddenin geniş bir alanda böyle rahat rahat çözünüp dağılabildiğini görürüm. Ama çok daha fazla kişiyi belli bir alana doldurursak çözünecek daha çok taneciyi belli bir alana doldurursak orada hareketlenmeleri, karışmaları, kaynaşmaları biraz daha zor olacak diye düşünebiliriz. O yüzden çözünen madde miktarı da yine çözünürlük hızımızı etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Evet bana diyor ki sen konuyu biliyor gibisin ama gel şunu birazcık pratikle oturt. Bana su dolu kaplara atılan şekerlerin çözünme hızlarıyla ilgili bir yorum yapmam istenmiş. Ne yaptım? Karıştırdıklarım var, karıştırmadıklarım var. Küp şeker kullandıklarım var, toz şeker kullandıklarım var. Ya da ne yapıyorum? Sıcaklıklarda 50, 30 ya da 80 santigrat derece kullanıyorum. Burada sadece su miktarımızı sabit tuttuğumuzu görüyoruz. Şimdi çözülme hızlarına bakıyoruz. Birinci adım. Bana ne lazım? Sıcaklığımın az ya da çok olmasın düşünürsem, sıcaklığımın büyük olması lazım. Sıcaklığımın büyük olması demek ne demek? Bakıyorum 50, 50, 30, 80. O zaman ne yaptım? Sanki 4 numara birazcık ha, numara avantajlı gibi, gibi, 4 numara biraz önde gidiyor gibi. Şuraya bir işaret koydum. Sonra dedim ki, tanecik boyutuna bakayım. Heh, küp şeker mi, toz şeker mi? Ha, küp şeker mi, toz şeker mi? Ne yapıyorduk? Temas yüzeyini arttırmak için daha küçük parçaları bölüp suyun daha çabuk ona etki etmesini sağlıyorduk. Tanecik boyutum ne olmalıydı? Küçük olmalıydı, azalmalıydı. Hemen baktım. 4 numarada gerçekten toz şekerim şeker. var. O zaman 4 numara gerçekten en sanki büyük en büyük, en hızlı olacak olan olabilir. Hızımız büyük. Sonra diyorum ki artık 80 derecem yok belki ama 50'likleri kıyaslayayım. Bir tanesinde toz şeker var, 2 numarada küp şekerim var. O zaman o zaman ne yaptım? 1 numara hemen bir gittim. Dedim ki bir numara geldi ikinci sıraya yerleşti. Küp şeker kullandığım için sanki 3 numara burada. Acaba şurada 4 numara var mı diye inceliyorum. Ne yapıyorum? Diyorum ki sıcaklığım 30 derece düşük. Evet. 2 ile 3 ne yaptın? Karşılaştırdım. Baktım 2 ve 3'ün arasındaki farka. Birisi 50 derece, birisi 30 derece. Demek ki daha soğuk olan daha yavaş. daha yavaş olacak. Ayrıca küp şeker kullandığım için de tanecik boyutun büyük olduğu için de hızım düşmüş olacak. O zaman 4 numarayı da kontrol edip emin oldum ve sıralamamı yaptım. Dedim ki en hızlı 4 olmalı. Ondan sonra 1 numara gelmeli. Ondan sonra hemen 2 numarayı ve en son 3 numarayı yerleştirip sorumuzu gayet net bir şekilde çözmüş olduk. Evet, yine 3 tane kabım var. KLM kaplarımı aldım. Deney düzeneyimi hazırladım. İçine yine şekerlerimi atıyorum. Bol bol şeker şeker sorularımız var. Çıkışta şekerlemeyi unutmayın Kesinlikle gençler. Öyle. Şimdi şekerlerin çözünme sürelerini karşılaştırmamı istemiş. Bir önceki sorumuza dikkat edersek böyle soruyu döndürüp soruyorlar. Çözünme hızını karşılaştırmıştık, sıralamıştık. Şimdi süresini karşılaştırıyoruz. Yani hızım büyükse sürem küçük olacak. Aman burada ters sıralama yapmamaya özen gösteriniz gençler. Bana diyor. Diyor ki 10 gram toz şekerin var üstelik karıştırıyorsun. Güzel. Ayrıca sıcaklığın ne kadar 60 santigrat derece. Sıcaklık büyük. Toz şeker kullandın, üstüne bir de karıştırdın. O zaman k kabında sanki işlem oldukça kısa. hızlı gerçekleşecek. Süre de kısa olacak. Aynen dediğin gibi. L kabına baktığımda diyorum ki acaba ne ola ki? Hocam Yine L 10 ve var. M. Şeyleri aynı duruyor hocam ısıları. Evet. Bu arkadaşların sıcaklıkları aynı. aynı. İkisi de 30'ar derece ama hemen baktım. 10 gram küp şeker, 10 gram toz şeker var. O zaman toz daha hızlı Heh, mı olacak? Toz o? şeker daha hızlı olacak. O yüzden ben bu arkadaşa orta diyebilirim. Bu arkadaşa da ne diyeceğim? Soğumuncu Sanki hocam. biraz daha yavaş oldu diyeceğim. Sürem uzun oldu, sürem yine orta oldu diye düzenleyebilirim. O zaman süreleri karşılaştırıyorsam kısa süre K en küçük olmalı. En büyük sürem L'de olmalı yani büyükten küçüğe dizerken L ile başlayıp M ile devam edip en kısa süreli olan K'yi buraya almalıyım. Aman dikkat küçükten büyüğe büyükten küçüğe işareti bile bazen soruda yanlış yapmamıza sebep olabilir. Dikkatimizi odaklamayı öneriyorum gençler. Hemen baktım cevap ne olmuş bu arada D seçeneğini işaretlemeyi de unutmuyorum. Evet, kavramım derişim, doymuş ya da doymamış çözelti diyorum. Şimdi kavramıma bakarsam ne dedim? Derişim böyle değişik bir isim gibi ama doymak ve doymamak sanki günlük hayattan bildiğimiz bir şey. Biliyorum hocam ben hiç doymuyorum. Değil mi? Ben de çok zor doyanlardanım. O yüzden bu konuya böyle sıcak yaklaşıyorum. Bir şey yaklaştım. Şimdi ne yapıyorum? Az önce konuştuğumuz gibi bizim bir bardak, bir fincan artık ne kullanıyorsak çayımız var. Bakınız dayanamadım artık ben çiziyorum. Yeter hep böyle hazır şeyleri kullanmayalım. Ne yaptık? İçine bir miktar şeker attık. Atıyoruz bir tane şeker attık. Şimdi bir tane şeker çayın içinde oranlarsak sanki böyle çok da tamamını kaplamaz. İçinde dağılır ama taneciklerine bakarsak birazcık seyrek yerleşmiş olur diyebiliriz. O yüzden bu arkadaş seyrek değil de seyreltik çözelti olur diyeceğiz. Peki ben işi abartırsam ne yaparsam bir tane değil de birkaç tane şeker atmak istersem yine hemen fincanımı aldım şöyle yan pilik yun pilik çizdim ve içine bu sefer bir değil 2 değil tam üç, üç tane, tane şeker attım. Bu sefer ne oldu? Çok daha fazla tanecik benim çayımın içinde çözülmüş oldu. Şimdi seyrek değil daha kalabalık diyeceğim. Daha derişik kavramını kullanacağım. Ve buraya diyeceğim ki bu arkadaşın derişimi fazla. Bu arkadaş bu bir... derişik diyeceğim hocam. Heh, bu arkadaş artık doymaya daha yakın diyeceğim. Doyma kavramı da işte burada karşımıza çıkacak. Benim ilk fincanımdaki çayım bir şekeri çözdükten sonra daha fazla şeker çözebilir hala ama İçine 3 tane, 4 tane, 5 tane şeker attıktan sonra bir süre sonra istediğim kadar karıştırayım. istediğim kadar sıcak çay kullanayım. Dipte bir miktar çözünmeden kalan ne olacaktır? Şekerim şeker. olacaktır. Dibe çöken bir çökeltim olacaktır. Yani bu arkadaşı fazlasıyla doyurmuş hatta doygunluk sınırını aşmış. Aşırı doymuş çözeltiye dönüştürmüş olacağım. Yani her aslında çözeltimin çözebileceği maddenin bir sınırı var. O sınır işte bize o oran derişim kavramını veriyor. Benim bir bardak çayım daha bilimsel söylersem atıyorum 100 ml sıvım ne kadar miktarda şeker çözebilir dediğimde ben burada bir oranlama yapıyorum. Şeker oranını yani çözünen madde oranını alıyorum. Diyorum ki ne yapayım ben en iyisi bunu çözücü maddeye oranlayayım. İşte bu da bana bilimsel olarak derişim kavramını versin. Yani içinde az madde mi çözündü, çok madde mi çözündü? Aslında oran sadece bundan ibaret. Ne yaptım? Çözüneni aldım. Burada kullandığımız şey, şey sevgili şekerimizdi. Ne yaptım? Çözücüyü oranladım. Bu oran ne kadar? Burada da bizim tabii ki çözücümüz çaydı. Buradaki oranım ne kadar büyükse benim derişimim o kadar fazladır. Yani artık doymuş olmaya çözeltim o kadar yakındır. Bunun Böyle temel karşılaştırmalı işlemlerini görünce bu kadar karmaşık olmadığını anlayacaksınız size güveniyorum gençler. Evet ne yaptım? Karman çorman anlattım ama temel bilgim aslında ne demiştik? Örnek çözünce ya bu kadar kolay mıymış diyeceğimiz bir kavrama ulaştı. Bir çözeltin içinde bulunan çözünen madde miktarının ölçüsü derişimdir. Ne yapıyorum? Çözünenin oranına bakıyorum. Aynı miktardaki su içinde çözünen madde miktarı artarsa derişim de artmış olacaktır. Temel bilgimi aldım. KLM kaplarında sırasıyla 100 ml, 200 ml ve 200 ml aynı sıcaklıkta su bulunuyor. Sırayla 10 gram, 20 gram ve 10 gram toz şeker attım. Şeker boyutumu da aynı tuttum. Keleme kaplarındaki derişimleri karşılaştırmak istiyorum. Şimdi diyorum ki ne yaptım? K'ye baktım. Elimde ne var? 10 gram şeker var. Ve ne yaptım? Bunu 100 mililitre suyun içinde çözdüm. İkinci kabıma bakıyorum. Diyorum ki elimde ne var? 20 gram şeker var. Ve ben bunu 200 mililitre suyun içinde çözdüm bana yetmedi. Hemen 3. kabıma geçtim. Ne yaptım? 10 gram şekerim var ve ben bunu yine 200 mililitre suyun içinde çözdüm. Ne yaptım? Böyle canım sıkıldı. Hepsini karşılaştırdım. Şimdi temel mantık olarak iki şey yapabilirim. Bir tanesinde matematiksel oranlamalarla gidebilirim. Yani şöyle diyebilirim. 10 ve 100'ün oranlamasına bakarsam basitçe düz matematik işlem yaparak onda bir oran kavramını görebilirim. İkinciye baktığımda 20 ve 200 oran Anlarsam yine sanki 10 katı olduğunu gördüm. ona bir oranı fark ettim. Buradaysa 10 gram ama 200 mililitre var. Hemen ne yapıyorum? Şöyle bir düşünüyorum. Şu sıfırları atsam. Hadi birazcık Ozan hocamıza selam olsun. Matematiği hızlandırarak çözüyoruz. Ne yaptım? Onun sıfırını atarsam 1 burada 1 kaldı. Hocam. Bu arkadaş 20 oldu. Bakınız aslında 1 bölü 20'yi çok net görebildik. Şimdi onda 1, onda 1 ve 20'de 1 dediğimizde Acaba hangisinin böyle sayısal olarak daha büyük bir şey olduğundan bahsediyoruz? Onda bir hocam. Klasik nedir? Bir pastan var, ona böldüm sana bir dilimini verdim, ama bir pastan var, ona böldüm. Bu. Pardon. Bir pastan var 20'ye böldüm. Sana bir dilimini verdim. Hangisini tercih edersin? 1'e onu tercih ederim. Ee, ben 10 dilimin hepsini istiyorum. Ben de isterim hocam. Evet ne yaptık? Ona bir tabii ki daha büyük bir oran. Yani aslında 1 ve 2'nin derişimlerinin eşit Eşitmiş. olduğunu fark ediyoruz. Ayrıca bu arkadaşların derişiminin oran olarak ne yaptığını 3 numaradan daha büyük olduğunu görebiliyoruz. Hocam bir dakika bu kadar matematik benim kafamı karıştırdı. Evet. Beynim hocam. yandı. Tamam biz cevabı bulduk ayrıca K ile L, L eşit m'den büyük işaretledik ama hadi biz bunu biraz daha basitleştirelim. Şöyle yapsak desek ki Şimdi ne yaptım? Dedim ki az önceki oranlama kafamı mı karıştırdı? Zorlamıyorum, buyurunuz alternatif yöntem. İşte bilim defende doğru yola giden her yol kullanılabilir, yeter ki mantık sınırlarında doğru yorumlarla olsun. Bana diyor ki 100 mililitre, 200 mililitre, 200 mililitre var. Hmm, buradaki 100 çok sevemedim ama şu 200'ler eşit ya. Evet hocam. Bu yüzü ben iki katına çıkarsam, Çıkarayım 200 hocam. yapsam ne olur? Çok iyi olur hocam, yukarıda Güzel olur. 20 olur. Ha, yukarısı da 20 olur. O zaman ne gördüm? Elimde 200 200. 200'de ne kadar malzeme var? Buyurunuz 20 var. Bir 20 daha var. Bu ikisi eşit. E ondan daha büyükler. Bak ne yaptık? Bu çok daha Sayılarımızı başlıyor, eşitledik. Hocam. Biraz daha işimizi kolaylaştırdık. Hatta ne yapabiliriz biliyor musun? Çözmeyebiliriz hocam. Çözmeyebiliriz. Bu da mantıklı. Şöyle yapabiliriz. 10 gram şekerim. Yine 10 gram şekerim var ama birini 100 mililitreye birini 200 mililitreye koydum. Şöyle düşün. 10 gram şeker bir tane şeker olsun. Bir küp şeker olsun. Bir küp şekeri bir bardakta çözüyorum. Öbüründe bir küp bardak. şekeri iki bardakta çözüyorum. Ne oldu? Şeker oranım azaldı. Yani M için derişim azaldı diyebilirim. Aynı sayıları karşılaştırabilirim. Yine 200 mililitre iki bardağım var. Bir şeker ya da iki şeker attım. 10 ve 20 birbirinin iki katı olduğu için yine birbiriyle karşılaştırma yöntemini de birer birer karşılaştırarak yorumlayabilirim. Her şekilde cevabımın B seçeneği gibi yani K eşittir L. Onlar büyüktür M olduğu olarak karşımıza çıkartabiliriz gençler. Evet, bana diyor ki bilimsel çalışma yapmamız lazım. Onun için de bazı şeylerin başka bir şeylere etkisini incelemeliyiz çözülme hızına temas yüzeyinin etkisini incelemek istiyorsam aldım temas yüzeyinin etkisi diye düşündüm. Sonra sıcaklığın etkisini incelemek istiyorsam aynı zamanda çözünen madde miktarının etkisini incelemek istiyorsam acaba hangi kapları mı kullanmalıyım diye düşündüm. Birinci adım temas yüzeyinin etkisini incelemek istiyorum. Ben bir şey incelemek istiyorsam bilimsel olarak ne yapıyordum? Onu değiştiriyordum ama geri kalan her şeyi sabit tutuyordum. Yaptığım değişim nasıl bir sonuç ortaya çıkardı? Ancak öyle görebiliyordum. Ben diyorum ki temas yüzeyini değiştireyim. Yani tanecik boyutunu değiştireyim. Onun dışında her şey sabit kalsın. 1 ve 2'yi seçmek istesem ne olur? Ne olur hocam? İkisi de toz şeker toz çok şeker. mantıklı olmaz. 1 ve 3'ü seçmek istesem. Kozan olur. 20 hocam. gram toz, 20 gram küp şeker, sıcaklıklarım aynı, su miktarlarım aynı, sanki oldu gibi. Yani püf noktam her şey sabit, sadece temas yüzeyinin tanecik boyutunu değiştirdim. Sanki bana 1 ve 3'ü seçersem bir tanesinde toz şeker, diğerinde küp şeker var diye karşılaştırma mantıklı olacak gibi geldi. Çözünme hızına sıcaklığın etkisini inceleme istiyorum. Şimdi diyorum ki sıcaklığın etkisini incelemek istediğimde sıcaklığı değiştireceğim. Geri kalan her şeyi sabit tutacağım ki bu yaptığım etki acaba nasıl bir sonuç ortaya çıkardı göreyim. Hocam sanki 3 ve 4 olur ha, gibi. 1, 2, 3'ün zaten sıcaklıkları aynı. 20 gram var, 20 gram var. Küp şeker var, Hayır, küp, küp şeker var. sıcaklıkları farklı hocam. Ha, 100 mililitre suyun var, 100 mililitre suyun var. Sadece tek farkım sıcaklıklarım. O yüzden ne yaptım hemen 3 ve dört. 4 olarak aldım. Birisinde 40 santigrat derece, diğerinde 20, 20 santigrat derece buldum. Güzel. Bunu da gördüm. Hemen geldim artık çok iyi anladım ben bu mantığı diyorum. Ne yaptım? Çözünen madde miktarını değiştireyim. Onun etkisini göreyim ama geri kalan her şey aynı kalsın ki tek bir etkinin sonucunu inceleyebileyim. Şimdi çözünen madde miktarını değiştiriyorum. Ya 10 gram alırsın. ya 20 gram kullanacağım. Şekerlerimin boyutları aynı olacak, Suyumun sıcaklığı aynı olacak, suyumun miktarı aynı. Olacak. Olacak. Aynen senin söylediğin gibi ne yaptık? 1 ve 2'yi aldık. Bir tanesinde 20 gramımız var diğerinde 10 gramımız var. Diğer tüm özellikler aynı. Yani biraz karmaşık gözüken soru aslında temel mantığını anlarsak çok da böyle kompleks bir şey değilmiş diye karşımıza çıkıyor. Evet, bana diyor ki şeker ve tuzun su içindeki çözünme hızlarıyla ilgili bir deney düzeneyi kurduk. Hep şeker dedik, bak artık tuz da kullandık. Yeter, içimiz baymış demek ki. Deneyim şöyleymiş: Aynı tanecik büyüklüğüne sahip, tanecik boyutum yani temas yüzeyim aynı, eşit miktarda kullandığım tuz ve şekeri aynı sıcaklıkta ve eşit miktarda su bulunan kaplara attım. Kaplardaki şeker ve tuzun farklı sürelerde çözündüğünü gördüm. Acaba bu deneyin değişkenleri ne ola ki? Ne yapıyorduk? Temel bilgimizi hatırlıyorduk. Bağımlı bağımsız kontrol edilen değişken diğer adıyla sabit değişken hemen unutmamak için şöyle aldım not aldım. ismi bana çağrışımı yapıyor. Kolaylık sağlıyor o yüzden. Şimdi ne diyebilirim? Kontrol edilen değişkenden bahsedersem hiç değiştirmediğim hep sabit tuttuğum şeyler. Birinci adım aynı tanecik büyüklüğüne sahip. O zaman tanecik boyutu yazabilir miyim? Sonra eşit miktardaki tuz ve şeker. Eşit miktarda dersem çözünen maddenin miktarı tarı da aynıdır diyebilir miyim bunu da dedim çünkü bunu da değiştirmedim. Sonra dedim ki aynı sıcaklıkta o zaman sıcaklığım da yine sabit değişken. Tabi bitmedi. Eşit Bitmez. miktarda suyumuz var. O zaman çözen çözücü madde miktarı da aynı. E yeter mi? Sanki yeter gibi. O zaman ne yaptım? Sabit kalanlar işin kolay kısmıydı. Bunu hallettik. Şimdi geldik bağımlı ve bağımsız değişken kavramlarını hatırlamaya. Birinci adım ben bir şey değiştireceğim kafama göre istediğim gibi kimseye bağlı kalmadan. Bağımsız değişken olacak bir sebebim ve bir sonucum olacak diyeceğim. diyorum ki ilk adımım yani sebebim keyfime göre yaptığım değişiklik. Ben neyi değiştirdim? Hocam, Sadece tuz ve, şekeri değiştirdim. tuz ve şekeri değiştirdim. O zaman bağımsız değişken, ilk yaptığım değişiklik, tuz ve şeker. Yani söylersem çözünen maddenin cinsi olacak. Peki bunun sonucunda ne değişti? Yani sonuç olarak karşıma ne çıktı? Tuz ya da şekeri değiştirdiğimde bu arkadaşların farklı sürelerde çözündüğünü gözlemledim. O zaman ne diyorum? Çözünme hızı ya da çözünme süresi benim için bağımlı yani tuz ve şeker cinsine bağlı olan etkidir diyorum. Evet çözünme sürem yani hızım da bağımı değişken olarak karşıma çıktı. Temel mantığı hatırlarsam ben neyi değiştirdim? İlk adımda tuz ya da şeker çözünen cinsini değiştirdim. Bağımsız olarak yaptım bu değişimi. Buna bağlı olarak da sürem yani hızım değişmiş oldu. Geri kalanlar zaten kontrol ettiğim yani sabit tuttuğum değişkenler gençler. Evet. Şimdi yine upuzun karman çorman bir soruyla karşı karşıyayız. Bu demektir ki soru böyle karmaşık gözüküyorsa kesin çözümü çok daha kolaydır. basittir. Evet. Bana diyor ki öğretmenimiz laboratuvar dersinde aldı malzemeleri döktü. Dedi ki gençler buyurun takılın karıştırın bakalım ne kadar karıştırabileceksiniz. Öğrencilerin malzemeleri kullanıyor. Bağımsız değişkenin tanecik boyutu olduğu bağımlı değişkenin de çözünme hızı olduğu bir deneyi tasarlamamızı istiyor. Buyurun size yeni nesil bir yorum sorusu. Bana bunlar ile ilgili bir düzenek hazırla dedi. Gruplardan bir tanesi doğru düzeneyi kurabildi. Şimdi ne dedim ben? Bağımsız değişken lazım bana. O zaman bağımsız değişken benim ilk yaptığım değişiklik olacak. Ben bir şey değiştireceğim. Neyi değiştireceğim? Tanecik boyutunu değiştireceğim. Tanecik boyutunu değiştireceğim. Geri kalan her şeyi ne yapacağım? Sabit tutacağım. Bakıyorum A seçeneği olabilir mi? 10 gram var. 10 gram var. Toz şeker var. Küp şeker var. Buraya kadar güzel gidiyorum. Ama ama su miktarını da değiştirmişim. O zaman ne oldu? Sadece tanecik boyutu değişimi işime yaramadı. A'yı eledim. B'ye bakıyorum. 10 gram şeker, 10 gram şeker. Toz şeker, küp şeker. Evet boyutum değişti. 200 ve 200 mililitre suyum var ama bir tanesine kaşık yani karıştırıcı koydum. Bu yine birinde var birinde yok olduğu için tek değişiklik tanecik boyutu olmadığı için elendi. B'yi de attım. C'ye bakıyorum. 10 gram şeker, 10 gram şeker. Toz şeker, küp şeker. Aynı aynı gidiyor güzel. 200 ve 200 mililitre su. Ne oldu? Sanki bu oldu gibi. Hemen D'yi de kontrol edeyim. 8 gram şeker, 2 gram şeker. Ben miktar değiştirdim. Bu beni etkilememeliydi. O yüzden sadece tanecik boyutunun değiştiği seçeneği C olarak işaretledim. Ve mantığı kavramış olduğunuzu düşünüyorum gençler. Evet, hocam bitirdik mi konuyu? Evet, bitti geçmiş olsun ama ben ne kadar böyle yararımız oldu, sorular ne kadar ilgi çekiciydi, yorumlarınızı merakla bekliyorum gençler. Kesinlikle arkadaşlar, bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hocam o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşürüz.